Bugün 30 Kasım 2023 İstanbul'dayız. Eylem Özdemir bizimle. Teşekkür ederiz Eylem vakit ayırdığın için. Ağırlıklı olarak tahmin ediyorum Ankara'yı konuşacağız. Ama böyle bir başından başlayalım dilersen. Sen nerede, ne zaman doğdun, nasıl bir aile içerisinde büyüdün bize biraz anlatır mısın? Mersin doğumluyum ben. Üniversiteye kadar aslında Mersin'de doğup büyüdüm. İşte annem ev hanımıydı, babam esnaftı diyebilirim, çeşitli işler yaptı. Üniversiteyle beraber ilk olarak ayrıldım, Ankara'ya gittim. 3 kız kardeşiz. Böyle normal, ortalama bir hayatım olduğunu söyleyebilirim. Ankara'da hangi okula gittin? Hangi sene gittin? Ankara'da aslında 92 senesinde girdim. Ankara Siyasal'a girdim, kamu yönetimi bölümüne. Fakat ilk sene işte bir hazırlık okudum. O yıllarda yeni geçiyorlardı. Normalde Türkçe eğitim veren bir yer orası. Ama böyle bir işte İngilizce hazırlık açma projeleri falan olmuştu. Devam ettim oraya. Kızılay'daydım dolayısıyla ilk sene. 93 senesinden itibaren de Cebeci'deydim. Bölüme geçtiğim sene yani. 92 ve 98 yılları arasında Ankara'daydım. Öyle söyleyeyim. 98 senesinde İstanbul'a gelmek üzere ayrıldım. Ama o kadar bir zaman Ankara'daydım. 92 senesi Ankara'sı nasıl bir Ankara? Evet yani tabii ben en çok soğukla hatırlıyorum tabii. Soğuğuyla hatırlıyorum. Mersin'den sonra yani hani biraz sarsıcı olmuştu benim için. O seneler çok daha karlı geçiyordu filan. Yani benim için tabii şimdi herkes hani benim deneyimimden bir büyük şehir deneyimiydi. Ankara'nın biraz değişik olan tarafları hakikaten hem büyük şehir olması, hem soğuk bir yer olması, hem deniz olmaması filan öyle bir şehir olması ilginçti. Kızılay'da olmam yani o senem biraz daha şeydi, çok daha böyle biraz daha şehir hayatının olduğu işte hareketli hani Kızılay'da olmak oranın biraz o hareketliliğine tanık olmaktı. Benim açımdan böyle çok işte hem yeni arkadaşlarla, yeni çevrelerle hem de kitapçılarla falan böyle çok işte tanıştığım bir sene olmuştu yani. Öyle şeyler hatırlıyorum. Sinema, tiyatro, konser salonları falan böyle biraz bütün bunlarla geçen bir şeydi, zamandı. Peki sen liseden üniversiteye geçişte siyasi olarak bir grup, parti ya da örgütle beraber miydin? Yoksa aslında politikleşmen siyasala geldikten sonra mı oldu? Yani şöyle bir grupla, partiyle falan beraber değildim o senelerde. Ama şöyle bir şey vardı. Hani ailem solcu bir aileydi. İşte solcu, Alevi bir aileydi. Bu şeyde Çukurova bölgesinde Mersin dahil olmak üzere şimdi böyle Nusayri diye bilinen Arap Alevi bir grup yaşar. Yerleşiktir yani orada. Ben de Nusayri bir aileden geliyorum ve hani Alevilik vardı kimliklerinde dolayısıyla ama aynı zamanda işte babam CHP'liydi. CHP gençlik kollarında çalışmış, işte bir dönem hatta başkanlığını yapmış filan biriydi. Öyle bir şeyde büyüdüm biraz yani. Öyle bir etkiyle, öyle bir çevrede büyüdüm. Böyle bir solla tanışıklığım hep vardı. Yani böyle biraz aileden gelen öyle bir etkiyle solla tanışıklığım vardı. Bir politika lafı vardı hep evde. Biraz işte o babamın parti ilgisinden filan gelen, amcalarımda da vardı biraz öyle ilgiler, meraklar. Hani bir grup vesaire böyle bir yani bu Dolayısıyla hani biraz politikleşme gibi bir herhangi bir şey kanalıyla değil ama biraz aileden gelen bir etkiyle politikleşmem vardı. Yani işte hani lise yıllarımda işte o zamanlar 2000'e doğru dergisi işte Nokta vesaire hani böyle bazı dergileri hatırlıyorum. Okulda da öğretmenlerimden etkilenerek filan böyle bir şeyim vardı yani. Çok nasıl diyeyim asgari düzeyde bir politikleşmeden belki söz edilebilir yani hani sol tandanslı bir eğilimim vardı. Üniversiteye geldiğim zaman tabii biraz belki o dönemdeki o işte biraz daha belki örtük yaşanan ilgiler, meraklar filan biraz daha açığa çıktı. Biraz daha güçlendiği zamanlar oldu öyle diyebilirim. Peki okulda nasıl bir atmosfer vardı? Nasıl bir öğrenci demografisiyle karşılaştın geldiğinde? Ya şöyle aslında bunu şimdi hazırlık senesi birazcık daha farklıydı. Onu geçeceğim aslında. Çünkü orası hem böyle Kızılay'da biraz böyle sevimsiz bir binada geçirdiğimiz bir seneydi ama tabii hani güzel bir seneydi benim açımdan. Çünkü fakültedeki aslında yani hani fakülteyi henüz tanımadığım bir şeyde başka bölümlerden insanlarla tanışma imkanını aslında o sene bulmuştum. Ama tabii esas öğrenmem fakülteyle tanıştıktan sonra oldu. Yani Cebeci'ye geçtikten sonra, bölüme geçtikten sonra dolayısıyla oldu. Yani Kızılay'daki sene oradaki ortam biraz daha böyle işte sosyal faaliyetlerin daha fazla olduğu filan biraz da hazırlık etkisinin olmasıyla biraz öyle bir seneydi. Ama tabii fakülteye geçmek demek hani derslerle tanışmak hani hem bölüm hayatı işte hocalar filan hem de oranın kendine özgü bir sosyalliği vardı tabii. Şimdi şöyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. İlk sene çok daha yoğun aktif bir şekilde derslere devam ettiğimi hatırlıyorum mesela. Aslında hani genel olarak o bölüm hayatı öğrenciler için de öğrencileri de içerecek bir şekilde bölüm hayatı, akademik hayatın ve oraya özgü gene sosyal hayatın filan canlı olduğu bir fakülteydi siyasal. Yani şöyle bir şeyi kastediyorum. Hani mesela fakülteye girdiğiniz andan itibaren işte pek çok öğrenci toplulukları, işte öğrenci derneği vardı. İşte birkaç tane kantin, farklı öğrenci gruplarının takıldığı diyeyim, farklı tandanslı belki hani kantinler ama böyle birbirinden çok da ayrı olmayan, hani bütün o kantinlerin hepsine de gidip geldiğimiz filan. Öyle bir yerdi işte böyle çeşitli tabii ki konferanslar filan öyle şeylerin de ara ara düzenlendiği. Hani böyle bütün o girdiğinizde panolarda pek çok etkinlik gördüğünüz böyle canlı hayatı olan bana en azından öyle hissettirmişti. Öyle bir yerdi. Hani şey ayrı yani tabii siyasalın hani hep o ben biraz şanslı addederim kendimi güzel bir zaman dilimiydi güzel bir dönemdi siyasal hakikaten canlı bir yerdi. Hocalarından hani o girdiğim derslerden filan böyle yani bir insanlarla tanışmak filan o sosyallik heyecan vericiydi ayrıca ama şey de yani derslerden, hocalardan, dinlediklerimden filan da bayağı etkilendiğimi hatırlıyorum. Hani biraz benim için şeydi yani isteyerek girdiğim bir yerdi. Siyaset konusunu, siyaset bilimini henüz o zamanlar farkında olduğum kadarıyla tabii meraklıydım, merak ediyordum. Biraz o hani ailemden gelen etkiyle filan. Yani öyle bir bilgiyle böyle çok hani başka bir düzeyde tanışmak filan şeydi, ilginçti yani. Yani dersler kısmının da o bakımdan heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Hocalarımızın filan üzerimizde etkileri vardı gerçekten de. Tabii şöyle bir dönemdi bu. Yani onu da söylemek lazım. Şimdi ben burada hani bir iki şeyden bahsedeceğim tabii sizinle konuşmamızda da geçen, hani biraz daha çok oradaki kadın faaliyetinden filan söz edeceğim. Biraz sizinle konuştuktan sonra biraz hatırlamaya çalıştım filan ve bazı bununla da bağlantılı olabilecek bazı önemli şeyleri hatırlıyorum. Bir kere şöyle bir şey vardı. Bu hani 1402'liklerin filan döndüğü bir zamandı bu şey için, üniversite için. Yani hani onlar döneli biraz olmuştu. Yani bir kısmı daha böyle yeni yeni dönmüştü filan. Öyle bir zaman dilimiydi. Bunun filan mesela konuşulduğunu hatırlarım. Orada o zamanlar özellikle böyle birkaç tane çok böyle merakla dinlediğimiz ve takip ettiğimiz asistanlar filan da vardı. Hocalardan da bazıları. O böyle fakültenin bizden önceki zaman diliminden, biraz daha o tanıklık ettikleri zaman diliminden, yani hani darbeden sonra yavaş yavaş işte açılmaya, belki canlanmaya başlayan döneminden filan bahsederlerdi ama daha böyle işte o ortamın biraz daha sansürlü, biraz daha kapalı, işte hani hocaların da, o dönemdeki hocaların da uzakta olduğu filan bir zamandan bahsederlerdi. Ve hani biraz da böyle o iklimin değişmekte olduğundan filan bahsederlerdi. Biraz böyle galiba biz öyle bir geçiş dönemi gibiydik belki de. Bir bunu hatırlıyorum. Bir de bölümde, bizim bölüm üzerinden hani bunun konuşulduğunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam biz böyle bir 12 kadın öğrenciydik. Bizim bölümümüz böyle yine yani herhalde doğru hatırlıyorum 100 kişinin filan girdiği bir bölümdü. Öyle bir oranda biz böyle 12 kadın filandık bizim bölümde. Kamu yönetimi ve hocalar da o dönemdeki kadın oranının kendi gördükleri en yüksek oran olduğunu söylemişlerdi. Onu hatırlıyorum. Diğer bölümlerde bu biraz daha farklıydı. Yani işte uluslararası ilişkiler, işletme filan, o bölümler her zaman daha fazla kadının olduğu bölümlerdi ama kamu yönetimi pek öyle değildi. Biraz hani meslek alan itibarıyla da kadın yöneticilerin de hani daha az girdiğini filan düşünecek olursanız, hani kaymakam sayısı, vali sayısı vesaire, hani onların daha az olduğu bir durumda çok tercih edilen bir bölüm olmadığını anlıyorum yani dolayısıyla o yıllarda kamu yönetiminin. Yani bu hafızamda var çünkü bu konuşulurdu şeyde, bölümde. İşte o asistanlar filan da bundan bahsederlerdi. Biraz daha böyle, yani benim için bütün bu hem yani hocaların, yani onu hatırlıyorum mesela, o da şanslı olduğumu düşündüğüm şeylerden birisi, demokratik bir alanın olduğunu düşünürüm yani. Hani hala geriye dönüp baktığımda yani bugünden okuduğumda biraz öyle ortamı olan bir yerdi siyasal gerçekten de. Hem böyle bir öğrenci faaliyetlerinin mümkün olduğu, hem de yani yeni yeni mümkün olduğu, öyle diyeyim. Hem de hocaların da demokratik ilişki kurduğu, nispeten eşit ilişki kurduğu, öğrencilerle bir temasının olduğu öyle bir alan vardı yani. O tabii şey, o bir şans gerçekten de. O iyi bir şey. Yani o öyle bir ortam, öyle zannediyorum. Mesela biraz öyle bir kıyas yapardık. Ankara hukukla yan yanaydık. Ve hani hukuk da sonuçta böyle çeşitli gruplardan öğrencilerin filan olduğu, aslında politik olarak da bir canlılığı olan filan, öyle bir yerdi. Fakat hani siyasaldaki gibi bu tür, bahsettiğim türde bir demokratik alanın daha zayıf olduğu bir yer gibi gelirdi o zamanlar yani, en azından. Bu tabii ki hani bu gözlemlerim çok, yani onu hani her zaman düşünmek lazım hakikaten, bu benim deneyimimin, benim gözlemimin filan süzdüğü bir şey. Yoksa Yani başka tanıklıklar tabii, hani hukukun içindeki tanıklıklar başka türlü yaşamış olabilirler bu hikayeyi. Yani hani onu teslim etmek lazım. Ama biraz benim etrafımda filan da en azından bizim hissedişimiz siyasalı biraz daha böyle o kampüs içerisinde biraz daha canlılığı olan demokratik bir alan gibiydi. Hani ben böyle tabii kendi eğilimim sebebiyle temasta olduğum insanlar, hocalar vesaire, hani böyle bir şeyden konuşuyorum ama tabii siyasalda aynı zamanda o dönemde başka gruplar da vardı. Yani hani tabii ki her yerde olduğu gibi yine de hani zannediyorum öyle adlandırabiliriz. Yani hani solun biraz daha sol demokrat, işte aynı zamanda Atatürkçüler de tabii, sosyal demokratların da Atatürkçü Düşünce Derneği vesaire, hani onların da etkili olduğu bir ortamdı tabii. Onları da katarak söylüyorum. Yani o yelpazeyi de yani geniş tutarak düşünüyorum. Daha böyle sağ, milliyetçi, daha fazla da şeydi, İslami kanat, biraz daha çok İslamcı öğrencilerin filan da olduğu bir yerdi tabii. Ama tabii onlarla şeyimiz biraz daha zayıftı. Yani hani ben kendi en azından o da tabii normal zannediyorum. Temasımız biraz daha zayıftı ama olduklarını biliyorum, şeyden de biliyorum, hani bu çatışma ortamının da olduğu bir yerdi Cebeci kampüsü o dönemde ve bu çatışmaların daha fazla böyle hukuk fakültesinde filan yaşandığını hatırlıyorum. Orada biraz daha farklı bir ortam vardı, o yüzden galiba siyasaldaki ortamı ben o dönem öyle hatırlıyorum. Hani başka grupların da olduğu ama o başka gruplarla olan ilişkilerin nispeten bir liberal bir şekilde var olabildiği, yani onların böyle bir arada da var olabildikleri filan bir ortam vardı. Yani hani ben de şeyi hatırlıyorum, böyle bizde de hani afiş indirildiği filan türünde şeyler, böyle ufak tefek olaylar hatırlıyorum ama bunların böyle siyasal merkezli bir çatışmaya yol açtığını hatırlamıyorum. Daha çok o dönem oradaki grupların eğilimi, bizlerin eğilimi, yani hani o dönemki sol, benim kuşağımın, benden bir öncekilerin filan eğilimi biraz daha böyle belli bir düzeyde en azından diyalogla, müzakere içinde filan belki çözmek şeklindeydi. Hani böyle siyasal merkezli bir çatışmaya çok ulaştığını hatırlamıyorum ama tabii sonuçta o tür çatışmalara tanık olduk, parçası olduk ve bunlar daha çok işte eğitim fakültesi de Cebeci'deydi, işte hukuk fakültesi, biraz daha başka fakültelerdeki çatışmaların sebep olduğu bir ortam olurdu, öyle hatırlıyorum. Kadınlar açısından da, kadının hareketi açısından da bir geçiş dönemi olması. Şimdi bunu ben biraz böyle iki yönlü bir şey gibi düşünüyorum. Yani daha doğrusu ben hani o dönemdeki deneyimime, o dönemde yaşadığımız şeylere filan baktığımda, bir de benim yaşama biçimim açısından da iki dinamik görüyorum gerçekten de. Birisi kadınlarla ilgili olan bir hikaye. Diğeri de ve ben de hani bundan etkilenmiş olduğum için, böyle bir kolektif çalışma içinde yer aldığım için vesaire, tabii ki hani belki bu herkesin tarifinde mesela bu böyle olmayabilir ama esasında fakültenin yaşantısını etkilemiş bir şeydi bu. Bir diğeri de öğrencilerle, öğrenci hareketiyle ilgili olan bir dinamik. Yani biraz önce bahsettiğim türde mesela bir İşte o toplulukların, topluluk faaliyetlerinin filan, öğrenci kulüplerinin filan olduğu, işte konferansların düzenlendiği, işte o daha önce üniversitenin dışında olan hocaların tekrar döndüğü, katıldığı bir ortam filan bir şeyi sağlıyor bir kere. Yani politik bir dinamik olarak işliyor bütün bunlar. Diğer taraftan da kadınlarla ilgili olan kısımda bir yandan da gerçekten şimdi şöyle bir şey vardı. Bir kere hani önce orada olanını söyleyeyim. Sonra hani üzerine ne düşündüğümden bahsedebilirim belki. Şimdi bizim bir taraftan tabii hani siyasal zaten hani bir biçimde siyasalda olmak demek bir şekilde öyle veya böyle politikayla ilginizin olması demek aslında. Bir şekilde politik meselelere ilgi duyduğunuz belli düzeylerde, ister o eğilimden ister bu eğilimden, yani hani önemli değil. Dolayısıyla hani böyle siyasal filan gibi fakülteler bir biçimde politik meraklarla geldiğiniz, o yüzden de böyle biraz okuduğunuz, öğrendiğiniz, biraz o işte fakülte ortamındaki belirli eğilimlerle meraklarınız ölçüsünde ve yönelimleriniz ölçüsünde temas kurduğunuz filan bir yer oluyor kaçınılmaz olarak. Galiba işte yani benim mesela bir yönüyle böyle ikili bir şeyim olduğunu hatırlıyorum. Kendi üzerimden doğrudan anlatayım. Bir böyle bir gerçekten o politikayla ilgilenmeden gelen o... Hani kimler var, kimler yok, hangi gruplar var, hangi sol gruplar var, işte biraz tanıyorum bunları filan. İşte bir şekilde de hani böyle sosyal demokrat bir işte aileden, CHP'li bir babadan, Alevi bir aileden geliyorum filan ama kendi kimliğimi o zamanlar sosyalist diye, yani böyle hani sosyalist olmak gibi bir şeyim var. Yani öyle bir yere doğru bir yönelimim var vesaire. Ve merak ettiğimde gerçekten böyle grupları filan tanımaya çalışıyordum. Yani işte sosyalist gruplar kimler, ne tür faaliyetler yürütüyorlar filan, bunları bir tanımaya çalışıyordum. Dolayısıyla hani bir böyle yoğun bir Marksizm okuması, anarşizm okuması filan böyle bir, yani yaptığım, yani o zamanlarki çapımda tabii, o zamanki ölçülerde bir yandan hani böyle bir politik entelektüel meraklarla öyle okumalar yaptığım ve sosyal çevremde de tanımaya çalıştığım bir şey vardı. Yani grupları tanımaya çalıştığım bir dönemdi bu. Bir taraftan da kadın olmakla ilgili işte feminizmin ve bunun da doğrudan, hatta böyle yani benim açımdan mesela bu feminizmin sonradan katıldığı bir şeydi. Yani ilk önce biraz o işte sol, sosyalist kimlik vesaire, hani buradan gelen şeylerle, yani o eğilimlerimi kadın, yani aslında işte daha çok ben bu meseleyle kadın kurtuluş hareketi filan gibi kavramlar üzerinden tanıştım. Ki hani bu aslında Marksist literatürün kullandığı bir şeydir daha çok. Ve o kaynaklarla, o kaynaklardan okuyarak filan biraz yani bu açıdan da politikleştiğimi hatırlıyorum. Ama bu tabii benim kişisel, hani daha böyle düşünsel seviyedeki serüvenim, bu bahsettiğim şey. Bir yandan da kadın arkadaşlarımla yavaş yavaş hani etrafımda, yanımda, yöremdeki kadınların da böyle meraklarının olduğunu hatırlıyorum. Ve bizi biraz böyle aslında hem politikaya genel olarak, yani hani genel olarak politikaya, işte sola, sosyalizme filan olan meraklarımız, hem de işte kadın olarak varoluşumuz, kadın kimliğimiz, kadınlığı hissedişimiz filan biz biraz böyle bir araya getiriyordu. Oradaki gerçekten bir hani o genç yaşlarda yaşanan bir kız arkadaşlık filan şeklinde öyle bir kız arkadaşlık dayanışmasıyla politik bir şekilde yaşanan filan öyle temaslar olduğunu hatırlıyorum. Bir araya geldiğimizi hatırlıyorum böyle. Şimdi tabii o zaman hani siyasalın kendisi... Böyle bir bahsettiğim türde hem politik, entelektüel canlılığı olan bir ortamda aynı zamanda o yaşlarda bir arayışınız oluyor. Hepimizin bir arayışı oluyor. Yani o politikayla nasıl ilgileneceğimiz, entelektüel alanla nasıl ilişkileneceğimiz vesaire. Yani o yıllar hani insanın tabii kendini inşa ettiği zamanlar. O yüzden de hani hem bireysel hem kolektif bir şekilde, kolektifle de teması olan bir arayış oluyor. Ve kadın arkadaşlarla böyle bir araya, işte sınıf arkadaşlarım falan vardı. Başlarda daha çok işte sınıftan, biraz o sınıf arkadaşlığından gelen, sonra işte o kantinlerdeki solcu kadınlarla falan da tanışarak gelişen, devam eden bir şeyde. Bu meraklarımızı bir arada ne yaparız, nasıl canlı tutarız acaba, hani nereye doğru kanalize edebiliriz filan gibi şeylerimiz, arayışlarımız olduğunu hatırlıyorum. İşte bir kere işte bizden birkaç sınıf önceki kadınlardan böyle feminizmle ilgili, sosyalizmle de, feminizmle de ilgili şeyler duyduğumuzu, kavramlar, kitaplar, işte gruplar aynı zamanda filan duyduğumuzu hatırlıyorum. Bir onlardan böyle bir etkilenmemizi, öğrenmemiz vardı. Bir de biz bunu acaba hani kendimiz nasıl bir kolektif etkinliğe çevirebiliriz, bir arada nasıl var edebiliriz acaba bunu gibi birçok da böyle, yani o zamanlar bunu tabii böyle sormuyoruz da çok kendiliğinden bir şekilde yaşanıyor gerçekten de. Kendi yaşadığımız hikayeleri paylaşmaktan filan geliyor. Kadın hareketinde bu gelişme özellikle öyle ve böyle bir işte okuma grupları mı acaba kursak filan diye düşündüğümüzü hatırlıyorum mesela. Yani bizim o dönemde bir kadın faaliyetimiz olmuştu. Aslında onun hikayesini biraz aktarmaya çalışıyorum şimdi size. Ama yani hani daha sonra böyle bir SBF Kadın Birliği filan diye bir kadın grubuna dönüşen bir çalışmaydı o. Ama ilk başlangıcında aslında gerçekten böyle işte bir grup kadın arkadaşın kendi arasında işte böyle hem sol hareket, sosyalizm, demokrasi vesaire filan hani bu tür meseleler üzerine düşündüğü, bir yandan da feminizm, işte kadınlar, kadın hareketi filan üzerine düşündüğü bir ortak alandan aslında türeyen bir şeydi. Gerçekten böyle o kantin sohbetlerimizde filan, ders aralarında filan böyle çıkan şeylerdi yani. Acaba işte bir hani kadın bir ve ilk olarak bir okuma faaliyeti yaptığımızı hatırlıyorum. İşte birkaç kitap belirlediğimizi. O gruplarda işte kitap anlatımları yaptığımızı ve onlar üzerinden konuştuğumuzu, tartıştığımızı doğrudan işte, hatta hani Fatma Gül Hoca'nın kitabını hatırlıyorum hakikaten, işte Tek Tanrılı Dinlerde Kadın çıkmıştı filan. Başka bir iki şey daha. Bu şeyleri, bu böyle merak ettiğimiz kadınlarla ilgili olarak yazılan feminist kaynakları filan seçip, feminist, sol feminist filan kaynakları seçip bir iki böyle toplantı yaptığımızı hatırlıyorum kendi aramızda. Sonra bunlar üzerine yani o fikir, o kolektif diyeyim, böyle giderek yani aslında bizim de beklemediğimiz bir şekilde genişledi. Farklı eğilimlerden, başka gruplardan da, yani o bağımsız bir şeydi gerçekten de. Hani hepimiz, yani bazılarımız çok bağımsızdı. Bazılarımızın böyle yani sol gruplarla teması olanlar da vardı. Ben işte Emek Gençliği ile biraz daha temaslı olmaya başlamıştım o zamanlarda. Sonra Emek Gençliği'nde de yani eş zamanlı bir şekilde orada çalışmaya başladım filan mesela. Yine böyle tümüyle hani bir fakültedeki bir gençlik faaliyeti, öğrenci faaliyeti olarak. Ama bizim o kadın faaliyetimiz bağımsız bir şeydi. Pek çok farklı işte Kemalist kadınlarında, daha böyle soldaki kadınlarında filan yer aldı ve hatta sonrasında işte başörtülü kadınlarında, o zaman biraz daha bir serbestlik vardı, yani siyasal daha serbest bir alandı. Bu başörtüsü meselesinin böyle çok şey, henüz krizli olmadığı bir dönemdi. Başka eğilimlerden kadınların da katıldığı bir şey haline gelmişti. Geldi yani giderek, daha doğrusu. Hani çünkü biz okuma grubu hikayesi çok kısa sürdü aslında. Çünkü biz oradan bir şeye doğru evrildik. Ya hani bu böyle bir entelektüel faaliyet değil, hani bu böyle bir politik faaliyet olarak örgütlenmesi gerekiyor bu kadın meselesinin ve hani biz dolayısıyla orada bir entelektüel faaliyetten çıkarıp bir örgütlenmeye aslında çevirmek istemiştik bunu, yani işin aslı. Hani biraz o kadınların bir arada olabildiği ve hani kendi sözünü üretebildiği filan, öyle biraz böyle hayal ederek başlamıştık aslında gerçekten de. Herkesin kafasında bir şey vardı ve gerçekten çok çok açık, çok hani demokratik bir alanla o işi kotardığımızı düşünüyorum şimdiden bakınca özellikle. Şimdi tabii şunu hatırlam, yani hep bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Hani doğru, gerçekten de bir geçiş dönemi ama tabii o geçiş dönemi 90'lar deyince bizim hikayemizin yaşandığı o geçiş dönemi aslında bir adım öncesi de var. Yani o böyle 85 ile filan, yani 84, 85, 86 öğrenci derneklerinin kuruluşu, öğrenci derneklerinin kurulması için işte yapılan eylemler, işte YÖK'e karşı eylemler filan. Sonradan bunları biz okuyarak öğrendik tabii. Yani hani mesela bir bu dinamik, yani bir hani öğrencilerle alakalı olarak, yani onun bir adım öncesinde öyle bir dönem var. Bizi de etkileyen, aslında bizim o dönem hani biz nispeten canlanmakta olan bir alana doğru gitmiştik aslında. O bizim biraz şansımızdı, yani öyle adlandırabilirim. Hani şey bakımından, yani hani çünkü şans diye ifade ediyorum. Çünkü o daha açık bir kamusal alan demek bu, yani. Hani hem politik alanın hem kamusal alanın biraz daha açıldığı bir döneme gitmiştik biz. Ve bizimle beraber biraz daha açılmıştı zannediyorum işte o, hani çünkü sonuçta o özneliklerin olabilmesi için o açık kamusallıklara kavuşmak gerekiyor. Yani bizim de öyle bir alan bulmamız gerekiyordu. Aslında o alan, bizden bir önceki kuşakları hatırlamak lazım orada. Yani onların hem kadın hareketinde hem öğrenci hareketinde. Biz gittiğimizde her ikisiyle de karşılaşmıştık aslında. Tabii kadın hareketiyle karşılaşmamız daha zayıftı. Yani ben öyle öncekilerde böyle daha, yani kadınlar daha az sayıdaydı. Yani birkaç kadın hatırlıyorum böyle, yani feminizmle de tanışık olan, hem sosyalist olan, feminist olarak tanımlamasa bile kendini hani kadın özgürlüğü konusunda duyarlı olan, okuyan vesaire. Bu kadınlar daha azdı gerçekten, ama öğrenci hareketi bakımından bunun daha net görüldüğünü söyleyebilirim. Bizim üzerimizdeki sınıflarda, daha üstlerde böyle bir sol kuşak, yani işte o derneklerin kuruculuğunu yapan, o dönemdeki derneklerin açılmasını işte kendi o dönemdeki faaliyetleriyle sağlayan filan, öyle bir kuşak vardı. Biz gittiğimizde öyle bir şeyle tanıştık. Şimdi bunların, bütün bu şeylerin hem kadın hareketi hem öğrenci hareketi açısından gerçekten öyle bir şeyin oluşmuş olması ilginç. Bu işte şimdi düşünüyorum mesela, biz tabii şimdi mesela lise yıllarında filan bütün bunlar olurken, yani bütün bunlar olurken biz yani öğrenci hareketi dışında, onu da söyleyeyim. Diğeri de tabii kadın hareketi içinde o çok net olarak da tespit edilmiş bir şey. Yani kadın hareketi sonradan bunu çok yani ne güzel hani yazıp çizdiler. Türkiye bu birikime sahip oldu. Kendi tarihlerini yazarlarken hani darbe sonrasında zaten hani gerçekten ilk patlayan hareket kadın hareketi olmuştu. Yani ve hatta sonra bunlar böyle çok yazılıp çizildi. O yüzden Eylülist diye de adlandırıldılar vesaire. Hani o işte kadınların işte cinsel taciz, cinsel şiddete karşı örgütlenen kampanyalar, işte daha çok İstanbul merkezli olan ama işte Ankara'da da var, yani Ankara'da da öyle bir grup var sonuçta o dönemde. Dolayısıyla aslında o kamusal alanın darbe sonrasında kadın eylemleriyle, kadınların işte kadın hareketiyle hem söylemsel olarak hem de aktivizm anlamında da açıldığı bir dönem var aslında. Şimdi tabii biz bu dönemi, yani ben mesela böyle bir şey bilerek gitmedim siyasala. Ben bunları çok çok sonra öğrendim gerçekten de. Yani hani böyle bir tarih olduğunu. Ama işte bu hani gerçekten hani yaşam öyle, toplum öyle. Toplumsal hafıza denilen bir şey gerçekten var. Ve hani ben işte Mersin'deydim. Bütün bunlar yaşanırken Mersin'de bir lise öğrencisiydim ben. Dolayısıyla hani bu tür bir bilgilenmem yoktu kadın hareketiyle ilgili. Ama kadın olarak yaşamak, yani bu hani Türkiye'deki sosyolojinin de dönüşümünün de burada etkili olduğunu hem gösteriyor hem de hakikaten toplumsal hafıza denilen bir şey var, kolektif hafıza denilen bir şey var ve bir biçimde siz bunları bilmeseniz bile bir alanla temas ediyorsunuz. Yani hani o kamusallıklar, o toplumsallıklar bir yerde sizi etkilemeye başlıyor. Hani belki şey olarak bir bilgi, bilince çıkmış bir bilgi düzeyinde, o anlamda hani belki bilmiyorduk, çoğumuz bilmiyorduk o kadınlar olarak muhtemelen, ama bir şekilde hani o darbeden sonra kadınları 80'lerdeki o kuşağa, sokağa çıkaran, onlara o kampanyaları örgütlemelerine sebep olan şey muhtemelen biz hepimiz kendi yaşamlarımızda hissediyorduk. Yani kendi ailelerimizde işte daha işte baskıcı, daha ataerkil ilişkiler içerisinde yaşayan, o işte biraz o dönemlerde işte yeni yetişmekte olan kız çocukları olarak aslında, yeni yetişen genç kadınlar olarak aslında o toplumdaki o şeyi, o erkek baskısını, ataerkil geleneksel baskıları hissediyorduk. Yani aslında çok şey olarak, yani çok yaşamı hissediyorduk esasında. Bunlar çok yaşamın kaynaklık ettiği şeyler. Yani hareketin kendisi de. Ve o bu 80'lerdeki kadınlara bu nasıl kaynaklık ettiyse muhtemelen bizi de 90'larda bu etkilemiş bir şeydi. Ama yani 90'larda biz de kendi özgürleşme sürecimizde, üniversite çağı öyle bir şeydi. O dönemlerde daha belirgin. Yani Türkiye'nin de başka bir dönemi olduğunu düşünecek olursak, hani yani şunu söylemek istiyorum. Üniversite demek bugünkü kuşaklar açısından mesela bizim için o dönemde bizim için taşıdığı anlamla bugünkü kuşaklar için taşıdığı anlam çok değişmiş durumda gerçekten de. Yani çünkü bir sosyal medya dünyası, büyük bir iletişim devrimi yaşandı. Gerçekten de hani Türkiye inanılmaz bir değişim, dünya öyle bir değişim yaşadı. Türkiye için de büyük bir değişim, dönüşüm dönemi zaten yaşadık. O dönemde yani hepimiz için üniversite çağları demek, üniversite demek hepimiz için bir özgürleşme dönemi demekti gerçekten de. Hani yapının da çok farklı olduğu, hala Anadolu'dan insanların yani çok daha az sayıda üniversitenin olduğu ve dolayısıyla üniversitede, devlet üniversite çok yani özel üniversite bir tane vardı. Devlet üniversite geleneğinin daha kuvvetli olduğu her anlamda, hem politik olarak hem akademik olarak bütün üniversiteler kendi geleneklerini çok daha güçlü bir şekilde taşıyorlardı. Yani Boğaziçi için de böyleydi bu, Mülkiye için de böyleydi. O geleneklerin o üniversite içinde çok daha canlı bir şekilde yaşandığı bir şeydi, devreydi. Dolayısıyla bizim için de, yani o dönemin kuşakları içinde üniversitenin, yani hani mesela Mülkiye'yi en çok öyle gibi gelir bana, hep benim hikayem de öyle olduğu için belki, çok karakterize eden şeylerden birisi. Gerçekten çok heterojen bir yerdi. Yani hani üniversite öyledir ama yine de yani Türkiye'nin toplumsallığını daha çok taşıyan bir yerdi. Anadolu'dan, çok başka yerlerden öğrencilerin gelebildiği bir yerdi o dönemde. Yani çünkü hani işte daha böyle düz lise eğitimleriyle filan gidebildiğiniz bir yerdi. Ve dolayısıyla hani o şeyi, o hareketliliği, o canlılığı taşıyan yerlerdi. Şimdi dolayısıyla hani bu şeyle karşılaşınca, yani hem Türkiye'deki yapının getirdiği, o dönemin getirdiği böyle bir şey var ve bu kuşaklar o darbe sonrasındaki dinamiklerle karşılaşınca, öyle zannediyorum, orada bir hani daha canlı bir şey haline dönüştü o sanıyorum. Hani bir harekete dönüşebilecek, hem bir öğrenci hareketinin oluşmasına yol açabilecek bir geçiş döneminin, dolayısıyla belki biz o geçiş dönemini gerçekten işte 80'lerin sonundan başlatmak belki isabetli olabilir. Bizim açımızdan da bu zannediyorum böyleydi. Ama tabii bizimkisi şu bakımdan, yani 90'lardaki şu bakımdan galiba şeydi, etkiliydi ve hani şöyle bir farklılığı vardı. Yine öğrenci hareketi özelinde söyleyecek olursam o böyle hani farklı yani mesela derneği falan hatırlıyorum ben ilk gittiğimizde, öğrenci derneğinin yapısı falan da, ya da işte o solcu kantininin yapısını falan hatırlıyorum. O böyle çok biraz o 70'lerden gelen bir sol geleneğin politika yapma pratiklerinin ve sosyalist pratiklerinin hakim olduğu bir şey vardı. Şimdi bizim dönemimiz bütün o pratiklerle de bir biçimde çatışması olan, gerilimi olan, çekişmesi olan aslında bir şeydi. Hem ondan beslenen şüphesiz, yani hani tabii ki ondan beslenen bir durum da vardı ama biraz o pratiklerle tartışması da vardı. Kadınlar, yani kadınların bir kolektif bir faaliyetle olması ve bir kadın politikası üretme ihtiyacı da tam olarak bu çekişmeyi etkileyen, bu çekişmenin bir parçası olan bir faaliyetti aslında. Yani biraz o eski gelenekle tartışma halinde olan şeyi belki en fazla hani belirgin bir şekilde, yani yani sınırlamıyorum ben kadınlarla, çünkü bence hani bizim o, yani daha gruplar içerisinde de, yani işte o zaman daha devyol geleneğinden olanlar vardı, işte dediğim gibi Emek Gençliği bir kalabalık bir gruptu filan, hani bütün o, yani çeşitli sol grupların daha genç kuşakları da onların da sorguladığı bir şey vardı. Kendi, yani öncekilerle olan bir şeyi vardı ve esasında bütün bunlar bir arada daha böyle daha kapsayıcı olabilen, daha kitlesel olabilen, daha işte böyle gerçekten öğrencilerin o dönemde yaşadığı sorunlara odaklanmaya çalışan, işte YÖK'tü, üniversitede oranın yani fakülte hayatında yaşadığımız kütüphane sorunlarıydı vesaire. Buralara, yani böyle büyük büyük şeyler, politik hikayeler anlatmak yerine daha böyle yaşantımızın da içinden gelen, üniversitenin kendi meselelerine odaklanmaya çalışan başka bir politika tarzı aslında. Yani bu, bugünden okuduğumda da biraz öyle düşünüyorum ben. Hani esasında biraz onu canlandırmaya, yani biraz onu keşfeden kuşaklardı bunlar. Kadınlar da burada tabii ki, yani bunu ziyadesiyle yaptılar diyebilirim. Yani çünkü kadınların, yani kadınlar olarak bizim faaliyetimiz orada bununla gerçekten çok... Yani çünkü şöyle bir şeye doğru yöneliyordu. Hani soldan besleniyordu belki ama hani bir yandan da solla da tartışma yürütüyordu. Yani hani kadın erkek eşitsizliğinin her yerde olduğunu söyleyerek, öyle bir perspektifle oradaki eşitsiz ilişkileri de biraz mercek altına alarak filan esasında oralarla da tartışma halindeydi. Ve bir tek bu bakımdan değil, bizzat esasında şey olarak da, yani politika tarzı olarak da yine faaliyetin kendisi de böyle çok gerçekten... şeye çok benziyordu. Ben bunu çok ilginç buluyorum. Sonra okuduğumda bunu fark etmiştim. Yani yani o ilk bizden önceki feminist hareketin o büyük kampanyaları örgütleyen, tacize karşı kampanyaları filan örgütleyen kadınların işte o bilinç yükseltme gruplarından söz eden, gerçekten de hani Türkiye kamusallığına bunları filan kazandırmışlardı. O işte Mori yine eylemleri vesaire, hani bütün onlarla gündeme gelen politik söylemde de böyle bir şey vardı. Hani kadınların doğrudan gerçekten kendi meseleleriyle ilgilenmeleri, bunlar üzerinden bir politika üretmeleri, kendi yaşadıkları hikayeleri açığa çıkarmaları ve bunun üzerinden dayanışma ağları kurmaları gibi bir tema mesela var. Hani 80'lerdeki o harekette, o kadın hareketinde. Biz de bunu bir biçimde kendi pratiğimizle, bunu aslında bizim yaptığımız şeyde benzer bir şeydi. Yani benzer bir izlekte olduğu söylenebilir. Hani hiç böyle daha mesela çok siyasal merkezli bir şeydi, fakülte merkezli bir şeydi. Ama aslında çok pekala, yani hani o benzer bir şeyi keşfettiğini, benzer bir politika tarzını, benzer söylemleri aslında üretmiş olduğumuzu görüyorum. Evet, yani kadın faaliyetinin kendisi şöyle ilerledi. Biz hani böyle o biraz tabii hani bir yandan o öğrencilikten filan gelen, ister istemez onun her zaman bir entelektüel tarafı olur. Yani bir şeyle, yani bir işte okuduğunuz şeylerle filan, işte okuma grupları gibi şeylerle geliştirmeye çalıştığınız bir şey olur, ama aslında bizim onu dönüştürmeye çalıştığımız yerde, yani böyle bir örgütlenmeye, bir politik faaliyet haline getirdiğimiz yerde böyle çeşitli eylemlerimiz filan olduğunu hatırlıyorum. Yani kadın hakları, insan hakları temalarıyla, hani bunların karşıtlığı, beraberliği vesaire, hani böyle şeyler üzerine düşünüp tartıştığımızı, işte insan hakları gününde böyle bir kadın eylemi yaptığımızı filan hatırlıyorum. Yine işte birkaç tane şey vardı. Yani biraz o çalışmanın kendisinden söz edecek olursam, hani o hatırladığım kadarıyla broşürlerimizde işte çeşitli broşürler yazdık, bir ufak bülten çıkardığımızı filan hatırlıyorum. Hep kadınlara çağrı yapan bir şey vardı. Yani kadın öğrencilere kadın olmanın kendisinin bir politik kaynak olduğu, bir eşitsizlik, kadın erkek eşitsizliğinin kendisinin bir hani ne kadar politik bir mesele olduğu ve hani kendi sorunlarımıza sahip çıkmamıza çağrı yapan, o yüzden de hani bir arada bir politika üretmeye çağıran bir söylem tutturduğumuzu hatırlıyorum. Ve orada mesela şimdi bugünden bakınca gene gerçekten Türkiye'yi sonrasında da hani 90'larda mesela bu meşgul etti gerçekten Türkiye'yi. Bir iki şeyi çok ilginç buluyorum. Mesela şu, aslında yani kadın hareketinin sonradan da çok teması oldu bu meseleler. Mesela şu tartışmanın bizim de gündemimize geldiğini görüyorum. Şimdi biz tabii o dönemde o kadınlar olarak bir araya geliyoruz ve sürekli işte düşünüyoruz, nasıl yapalım, nasıl bir şey olsun bu. Yani herkesin bir tahayyülü var. Nasıl bir örgütlenme kuralım, öğrenci kulübü olarak mı örgütlenelim, bir şeyin kolu mu olalım vesaire. Hani bağımsız bir çalışma yapmayı öngörüyoruz tabii. İşte dedik ki hani tamam, bu böyle bir SBF kadın birliği diye bir şey olsun. Ve bunun hani bu yapı üzerine, bu faaliyet üzerine filan düşünürken işte ne tür çalışmalar yapalım, ne tür toplantılar organize edelim filan gibi şeyler düşünürken bir iki tane şeyin çok böyle tartışmaya yol açtığını hatırlıyorum aramızda da. Bir, sadece kadınların katılması meselesi. Kadın hareketinin gündemini uzun süre meşgul etmiş bir şey olmuştu bu. Sonrasında da hatırlıyorum. O toplantı, yani şimdi mesela şurada hemfikirdik. Aslında çoğumuz bu konuda mutabıktık. Yani bu kadınların örgütü olacak. Hani erkeklerin katılacağı bir şey gibi hiç düşünmedik zaten. Bir kadın örgütüydü yani düşündüğümüz şey. Fakat faaliyetlerimizde işte şey düşünüyorduk, biraz o böyle bilinç yükseltme gruplarına filan özenip işte sadece kadınların katıldığı etkinlikler düşünüyorduk. Bir bunun tartışmaya yol açtığını hatırlıyorum. Yani çoğumuz bunda hemfikirdik ama yine de böyle biraz o işte kimilerinin yani o... Bir şekilde o kadın grubunun etrafında da, onun çevresinde de bir o sol grupların olduğu ya da işte yani oradaki o sol demokrat kamusal alanın olduğu bir çevrede yürütüyorduk sonuçta biz bu faaliyeti ve orayla da temas halindeydik. Oradan da gelen etkiler alıyorduk dolayısıyla ve oradan gelen etkilerde de böyle bir şey vardı. Yani bunu, bizim bu eğilimimize böyle bir şok olduklarını hatırlıyorum. Yani mesela onun gerçekten de bu şeyin... Yani sadece kadınların katıldığı toplantılar, eylemler filan yapmanın, yürütmenin herkesi böyle bir şaşırttığını hatırlıyorum. Bugün için mesela bunlar çok artık normalleşmiş durumda, bir bilgi haline gelmiş durumda bu. Ama bunu çok tartıştığımızı hatırlıyorum o kamusallık içerisinde ve hatta işte toplantılarımıza da işte erkeklerin, yani sırf kadınların katıldığı toplantılar, erkeklerin girmeye çalıştığını, işte kapıda beklediklerini, o erkekler girmeye çalışıyorlar diye kapıda nöbet tuttuğumuzu, işte afişlerimizin önünde nöbet tuttuğumuzu filan böyle şeyler hatırlıyorum. Bu çok yani soldan da ve hani aslında fakültedeki çeşitli eğilimlerden insanları bir şey yapmıştı, yani bir şaşırtmıştı gerçekten de. Bir diğer şey de şuydu, bizim kendi aramızda daha çok bence o kadınların, yani bu çok politikaya dair bir şey tabii. Ama hani kadın politikası için de bu önemli bir mesele olmaya devam etti. Yani bütün kadınlara, yani mesela bir kısmımız şunda ısrarlıydık. Yani bizim seslendiğimiz, yani biz kadınlarla birlikte örgütleneceğiz. Yani o biz duygusu, biz vurgusunun çok kuvvetli olduğu bir işti o gerçekten de. Ve o bizlik kadın olmakta ortaklaşan bir bizlikti bir yandan. Ama yani... Bu tesis edilirken bunun içinde şöyle bir tartışmayı yürüttüğümüzü hatırlıyorum. Gerçekten yani bu biz ne kadar biz? Yani ne kadar kadın, sadece kadın olmak. İşte mesela bazı toplantılarda hatırlıyorum bazı arkadaşların işte Tansu Çiller var. O dönemde böyle işte başbakan etkili bir figür vesaire. İşte benim Tansu Çiller'le nasıl bir ortaklığım olabilir filan. Ya da işte biz şey yapıyoruz, işte çağrı yapıyoruz, eylem, bize de gelecek olan kadınlar işte faaliyetlerimize katılacaklar filan. Başörtülü bir kadınla ben nasıl bir arada olabilirim? Yani onunla nasıl bir ortaklığım olabilir vesaire gibi mesela. Böyle sorgulamalar olduğunu hatırlıyorum ve bunu çok anlamlı da buluyorum. Yani bugünden bakınca daha da önemsiyorum gerçekten bunu. Yani ilginç bir şekilde, yani ilginç buluyorum ben bunu daha doğrusu hala. Yani böyle 20'li yaşlarımızda, henüz çok gençken gerçekten de böyle aslında böyle bilincimizin kamusallığa, yaşama, politikaya filan böyle çok yeni aslında, yani kamusal yaşama açıldığı bir dönemde Türkiye'nin taşıdığı gerilimleri çok taşıyormuşuz yani aslında, hakikaten boşuna değilmiş. 90'ların sonuna doğru işte o 28 Şubat filan hikayesiyle yaşanan ve yani hani o 90'ların takip eden, yani benim bu bahsettiğim şey 90'ların ilk yarısında yaşanıyor bunlar mesela. Biz kendi küçük alanımızda yaşadığımız bu hikayeler Türkiye'de sonra hani büyük o başörtüsü eylemleri 90'ların sonunda patladı. Ve o dönemde de Türkiye'deki kadın hareketinin meselelerinden birisi bu gerçekten oldu. Yani onlar çok daha derin bir şekilde tabii ki meşgul olmak zorunda kaldılar bu konuyla. Yani hani feminist hareket ne kadar destekledi, destek verelim mi, vermeyelim mi, işte başörtülü kadınlarla nasıl bir ortaklık yapılabilir vesaire. Hani kadın olmak ne kadar bir politik öznelik kategorisi, bu ne şekilde kurulabilir filan. Yani biz böyle çok henüz çok çocuk, çok genç hallerimizle bu meselenin bizim gündemimize geldiğini de hatırlıyorum. Bir ikinci şey de buydu. Yani o dönemki tartışmalarımızı ve çalışmamızı karakterize eden. Şimdi mesela yani ilk kısmından başlayayım sorunun. Biz ne kadar acaba temas halindeydik? O fakültenin, üniversite alanının dışında kadınlar olarak. Şöyle hani mekanlar filan bakımından düşününce esasında bizim böyle bir... Bizim çalışmamızın, bizim fakültemiz dışına taştı esasında ama gene üniversite merkezli bir şekilde taştı. Yani o dönemde başka üniversitelerle bir biçimde biz o işte çalışmalarımızı duyanlar oldu. İşte Uludağ Üniversitesi'nden yani şeyde de İstanbul Üniversitesi'nden falan, yani hani Ankara dışında veya işte Ankara'da Hacettepe'den vesaire böyle bir şeylerimiz oldu. Bir bağlantılarımız falan oldu. Ve hani oralarda da böyle bir kadın çalışmasının başlaması vesaire gibi hani bilgi alışverişleri, böyle şeyler olduğunu hatırlıyorum. Çeşitli mesela işte Beytepe'ye filan, işte Hacettepe Üniversitesi'nin kampüsüne filan gittiğimizde oralarda mesela böyle bazı paneller, forumlar, etkinlikler bu kadın grubu olarak yani yaptığımızı hatırlıyorum. Bu tür şeyler hatırlıyorum. Fakat şimdi mesela sen sorunca da fark ediyorum. İlginç bir şekilde esasında bizim hani bu öğrenci kadınlar grubunu aşacak bir şekilde Ankara'daki kadın gruplarıyla bir şeyimiz, bir etkileşimimiz olmamıştı. Yani mesela başka sadece şunu hatırlıyorum. Bir arkadaşımız vardı çünkü şöyle bir şey başlamıştı. Belki onu sonra, yani sonrakiler nasıl devam etti tabii bilmiyorum ama bizim dönemimizde kadın sığınma evleriyle ilgili işte, çünkü bizim de gündemimizde işte kadına yönelik şiddet üzerine bizim de çalışmalarımız vardı. Hani bizim de merak ettiğimiz bir temaydı. Biraz bununla ilgili olarak da hem böyle okuyorduk hem biraz bağlantılı olmaya çalışıyorduk çeşitli çalışmalarla filan. Orada bir arkadaşımız gönüllü bir şekilde sığınma eviyle Ankara'da örgütlü olan sığınma eviyle bir bağlantısı vardı. Ve biraz böyle bize oranın bilgisini getirdiğini, hani oralarda yani sığınma evi etrafında örgütlenen, yapılan hani çalışmaları, oradaki kadınların çalışmalarını vesaire, hani böyle bir şeyde olduğumuzu, böyle bir temasta olduğumuzu hatırlıyorum. Ama mesela bizim kendi faaliyetimiz hani kolektif bir şekilde başka mekansal olarak da hem bir örgütlenme düzeyinde de başka alanlara da, gruplara doğru da doğrusu genişlemedi. Genişlememiz gene öğrenci kadınlar üzerinden oldu. Yine üniversiteler merkezli, öğrenci kadınlar merkezli başka kampüslere gittik. Başka kampüslerdeki kadınlarla toplantı yaptığımızı, bir iki toplantı falan böyle yaptığımızı hatırlıyorum. Hatta işte o zamanlar öyle bir oraya kadar gitmedi ama öyle fikirler çıktığını hatırlıyorum. Yani işte bunu böyle bir kadın koordinasyonu gibi örgütleyelim. İşte hani daha böyle yani işte başka... Üniversitelerde de böyle çalışmaların olduğu yerlerde de kadınlar işte bir üst kurul oluşturalım vesaire gibi böyle fikirler çıktığını hatırlıyorum. Ama bir şekilde bizim temasımız da, etkileşimimiz de yine kendimizin, yani bizi çevreleyen kamusallıkla olmuştu aslında. Yani yine o şeyde, üniversitelerde gene. Ve dolayısıyla aslında en azından bizim için, yani bizim grubumuz için öyle olduğunu söyleyebilirim. Bizim etkileşimimiz daha fazla öğrenci hareketiyle olmuştu. Yani bizi çevreleyen öğrenci hareketiyle, ki zaten daha sonra faaliyetimiz, işte sen hani çok güzel hatırlattın. Yani biz bir yandan işte o kadın faaliyetini falan yürütüyorduk. Bir yandan da onun dışındaki öğrenci faaliyetimizin çok şey bir teması, işte bu parasız eğitim temasıydı. Yine YÖK'ün çeşitli uygulamalarına karşı, işte o dönemde yeni yeni dillendirilmeye başlanıyordu. Bu araştırma üniversitesi, kitle üniversitesi ayrımı, YÖK'ün yayınladığı raporlarda, işte yol haritalarında filan böyle şeyler çıkmıştı. Bunlara karşı böyle eylemler yaptığımızı hatırlıyorum. Ve bu eylemlere de, yani kadınların da yani bir şekilde bir kesişim noktası vardı. Yani bizim kadın faaliyetimizle bu öğrenci hareketi arasında, yani bu hani üniversite merkezli bir hareket arasında iyi kötü bir kesişim vardı diyeyim. Yani bunu o kadar şey söyleyemem de, çünkü biraz şeyden ileri geliyor yani. Biraz daha o grup içerisindeki çalışan kadınların, benim gibilerin filan, yani böyle diğer öğrenci gruplarla da, başka öğrenci hareketiyle de bağları olduğu için sonuçta bir yandan hani eylemlilikleri biraz hem orada hem burada gibi, yani o özneler de o kesişimi sağlıyor tabii. Ama esasında tabii zannediyorum yine de hani bir şekilde o öğrenci hareketinin de oradaki çıkan temaların da bir noktaya kadar o kadın faaliyetini beslediğini, özneler düzeyinde en azından beslediğini söyleyebilirim. Ama bu yani şeyi de görmek gerekiyor. Orada yani bu çekişmeli bir ilişkiydi, etkileşimdi sonuçta. Hani hem besleyen ama hem de bir yandan da esasında o bir şekilde buluşulamayan alanlarda vardı. Yani hani hem o kadın faaliyetinin kendi özerkliğini koruma isteğinden de geliyordu bu. Hem de o öğrenci hareketinin politika pratiklerinin buluşmasının zorluklarından da geliyordu. Evet, yani şöyle şeyler hatırlıyorum mesela. Yani şimdi mesela o kadın hareketinin kendisi, yani bizim kadın faaliyetimizin o anlamda o hareketi, yaşanma biçimini gerçekten etkilediğini zannediyorum, tespit edebiliriz. Bir kere çok daha fazla mesela bizim bir önceki şeye baktığımızda işte daha az sayıda kadın olduğunu hatırlıyorum. Yani onu söylemiştim. Ama bizim kuşağımızda çok daha fazla kadın vardı. Kadın faaliyetimiz çok daha fazla kadını bir araya getirmişti. Biz o dönemde gerçekten de bütün yani o öğrenci kulüpleri de dahil olmak üzere, hani bir öğrenci kulüpleri merkezli bir faaliyet vardı. Öğrenci topluluk faaliyetleri. Hem o toplulukların hem derneğin hani bütün, hatta işte daha sonra o işte öğrenci meclisleri kuruldu filan. Bütün yani esasında o kadın grubundaki aktivizmin ve canlılığın o öğrenci hareketine taşındığını da hatırlıyorum bir yandan. Yani en azından ben bunu bizim fakülte nezdinde gözleyebiliyordum. Bizim kampüs genel olarak, yani o Cebeci kampüsü nezdinde gittiğim bazı işte Hacettepe, ODTÜ filan oralarda filan arkadaşlarımız vardı. Yani oralardaki faaliyetlere filan bakınca yani belli bir düzeyde bunun olduğunu söyleyebilirim. Nitekim yani biz kendimiz de öyle. Bir taraftan yani kendimden bakarak bile söyleyebilirim. Hani bir yandan o kadın faaliyetinin kendisi çok özgürleştirici bir etkiydi. bütün oradaki örgütlenen o faaliyet içerisinde yer alan kadınlar açısından ve zannediyorum biz hani çoğumuz orada hani kadın dayanışması içerisindeki özneleşmeyi diğer tarafta o öğrenci hareketi içerisinde de yaşıyorduk. Ve o özneleşmeyi biraz oraya taşıyorduk zannediyorum. O biraz bunu mümkün kılıyordu yani. Ve genel olarak ben mesela kendi örneğimde şeyi falan hatırlıyorum. Fakülteyi aşacak bir biçimde bizim etkinliğimizin tabii işte çeşitli, yani o dönemde Ankara'da büyük mitingler düzenlenmişti. Yani çok büyük bir Türk İş mitingini hatırlıyorum. Büyük bir KESK mitingini hatırlıyorum. Yani işte Kızılay'da filan. Bir de yani gerçekten yani o yıllar hani Türkiye'nin bağlamının da çok tabii etkili olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Yani tabii ki bir tarihsellik içinde gerçekleşiyor bütün bunlar. Hani mesela bir yandan bütün bunu o kadın grubuyla ilişkilendirerek değil ama hani kendi özelimde hani bir taraftan o kadın faaliyeti yürürken bir taraftan da biz çoğumuz, yani diyeyim, o kolektif alanda işte çeşitli ölüm oruçlarıyla ilgili buna karşı işte şeyler, eylemler düzenleniyordu. Hani Kızılay'da da çeşitli basın açıklamaları falan yapılıyordu. Bütün buralara gittiğimizi hatırlıyorum. Bu düzenlenen büyük mitinglere katıldığımızı hatırlıyorum. Mekansal olarak yani bir diğer şeyin dolayısıyla varlığımızın diyeyim bu toplumsal eylemler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü o dönem ne kadar şey de olsa, bir de üstelik bunlar çoğunlukla da yani hani işte bir kısmı izinli, bir kısmı izinsiz o basın açıklamalarının, hani büyük mitingler, işte o meydan mitingleri biraz daha hani tabii onların karakteri de ruhu da biraz daha başka ama onun dışında şeyleri de hatırlıyorum yani Kızılay'da filan düzenlenen basın açıklamalarını filan da hatırlıyorum. Ya gerçekten çok ilginç bir şey var orada hani. Kişisel olarak ben mesela kendi hikayeme baktığımda şunu ilginç görüyorum. Ankara'da hazırlık senesindeydim galiba, öyle olduğunu hatırlıyorum. Yani bunun henüz fakülteye geçmemiştim diye hatırlıyorum. İlk gittiğim, yani şimdi biraz meraklı olduğum için de filan, hiçbir toplumsal o dön yani mesela hazırlıkta okurken işte yurtta, özel bir yurtta kalıyorum o zaman filan. Hani şeyden şey için söylüyorum, hani Cebeci'deki de değilim. Bir politik grupla bir şeyim yok, bağlantım yok vesaire. Arkadaş, ama yurtta kalırken de vardı solcu arkadaşlarım. Politik gruplarla bağlantıları olan arkadaşlarım olmuştu. Onlar kadın arkadaşlarım gene. Onlar kanalıyla böyle bazı gruplardan haberdar olmuştum filan. Öyle bir dönem olduğunu hatırlıyorum. O hazırlık dönemi benim o da yani bayağı bir hani o dönemki ilk aydınlanmalarımı kendi açımdan yaşadığım bir zamandı. Böyle bu tür şeylerle, etkileşimlerle. Ama yani ben kendim hiçbir grupla bir bağlantım yoktu. İlk gittiğim eylemin, gösterinin bir 8 Mart eylemi olduğunu hatırlıyorum. Ve izinsiz bir gösteriydi. Kızılay'da yine o arkadaşlarım kanalıyla duymuştum. Böyle bir 8 Mart için ve henüz işte hani böyle tabii ne 8 Mart'ların ne 1 Mayıs'ların tabii düzenlenmediği, kitlesel bir biçimde düzenlenmediği, yasak olduğu, eylemlerin izinsiz bir şekilde yapıldığı filan zamanlardı bunlar. Ve bir yandan işte o hani gerçekten de öyle bir dönemde 8 Mart için düzenleyenler de feministler filan değildi, sosyalistlerdi. Ve hani bir çeşitli gruplarla beraber çünkü farklı şeyler düzenleniyordu. Tabii ben hani hepsinden de haberdar olamıyorum. Daha dar bir alanda yaşıyorum filan. Ben kendi bildiğime gitmiştim yani ve hatta işte polis müdahale etmişti. Böyle bir kaçtığımızı, çok korktuğumu filan hatırlıyorum. Yani ama hani bunun gerçekten de aslında hani Ankara'da ortamı biraz daha kapalı olduğu halde hani İstanbul'daki kamusal alana göre filan Ankara'daki yaşamın da Ankara'daki kamusallığında kadınlarla ilgili temalar üzerinden yani kadınların da dolayısıyla aslında o kamusallığı zorladıklarını görüyorum dolayısıyla yani hani mesela ne bileyim hani değil mi benim açımdan da yani ilk gittiğim şeyin hani o zamanlar işte yeni bir öğrenciyim meraklıyım bir sürü işte böyle sosyolojik kaynak okuyorum filan vesaire aslında o dönemde feminizmle de tanışıklığım çok az yani hani ama bir kadın eylemine gidiyor olmam dediğim gibi gene herhalde o gerçekten çok politikayı hani politikleşme sürecimizin çok kişisel alanlardan da geldiğini gösteriyor zannediyorum. Ve bu tür şeylerin, bu tür eylemlerin, bu tür gösterilerin böyle küçüklü, büyüklü hani düzenlendiğini hatırlıyorum. Bazılarına giderdim, bazılarına gitmezdim. Ama zaten fakülteye geçtikten sonra biraz o kamusallığın biraz daha fakülte merkezli bir şekilde yaşandığı bir şey olmuştu. Öyle olduğu halde hani bizim şeyimiz yani fakültedeki arkadaşlarla beraber filan da şeylere, o büyük mitinglere filan katıldığımızı hatırlıyorum. O dönem yani o hareketler, o mitingler, Türkiye'deki o yani o zaten hani bir toplumsal hareket alanının oluştuğunu zaten gösteriyor. Onun bir parçası. Gerçekten sonuçta hani bizim o öğrenci hareketinin çok karşılıklı bunlar hakikaten. Yani hem o öğrenci hareketi o kamusallığı zorlayan, açan, etkileyen bir rol oynuyor. Şüphesiz o yıllarda bizim de yani oralardaki faaliyetlerimiz vesaire hani şüphesiz yani sonuçta bütün bildiğimiz, yapabildiğimiz, düşündüğümüz her şeyle enerjimizi oraya aktarmaya çalışıyorduk. Yani o kamusallığa ve o toplumsal hareketlere. Ama aynı zamanda o sosyal hareketlerin varlığı da yani bütün o yani başka öznelerin, başka işte o işçi hareketinin, sendikaların vesaire o dönemdeki faaliyetlerinin de bizi etkilediğini de söylemeliyiz herhalde. Yani öyle bir alanda sonuçta bunlar gerçekleşiyor. Çünkü tabii bu şöyle bir dönem yani... Yani bir tarafta hani Madımak olayı yaşanıyor, işte Gazi olayları, işte Metin Göktepe'nin öldürülmesi vesaire hani böyle o bir yandan o öğrenci kantininde oturup bunları izliyorduk ekrandan filan gerçekten yani hani böyle zamanlar tabii ki yani. O etkileşimin herhalde çok karşılıklı olduğunu söylememiz gerekiyor ve kadınların da yani bizim o kadın faaliyetinin de çok daha fazla o hareket içerisine yani o öğrenci hareketinin içerisine kendisini taşıdığını, kadınları daha fazla taşıdığını, kadınların yeni politika tarzlarını taşıdıklarını, kendi tartışmalarını taşıdıklarını filan söyleyebilirim. Yani benim kadın hareketi içerisindeki hikayem herhalde biraz kadın hareketinin kısmen Türkiye'de yaşadığı şeye benzedi yani. Hani ben bir kısmının şeyi oldum herhalde yani hani bir küçük örneğini ya da ben kendi hikayemde yaşadım. Biraz daha böyle benim açımdan o yani o aktivizmin çok sürdüğü bir şey olmadı benim açımdan. Yani bir süre devam etti tabii. Hani hep ilgili oldum. Hep bir merakım oldu. Hep takip etmeye çalıştım. Ama yani işte feminist çevrem oldu, feminizmle tabii ki ilerleyen yani üniversiteden sonraki süreçte feminizmle daha yakından tanıştım. Sosyal çevremde daha fazla feminist kadınlardan ve genel olarak feminist hareketten oluştu. Ama hani benim biraz daha benim bu şeyim özellikle üniversiteye geçtikten sonra filan da asistan olarak başladıktan sonra filan da biraz daha akademik düzeyde bir ilgi haline dönüştü giderek aslına bakarsanız. Yani hani hala hani çevremde yine feminist arkadaşlarım var, işte feminist çevrelerle iyi kötü bir temasım var. Ama bunlar böyle bir benim için şimdi biraz daha çok böyle bir biraz sosyalliğimin bir parçası, sosyal bir çevre, bir işte ve hani akademik bir çevre aynı zamanda. Politik ilgilerimin her zaman yani politik ilgilerimin bir kısmını oluşturuyor kesinlikle hala. Ama dediğim gibi hani bu politik ilgilerimi de herhalde öyle diyebilirim. Büyük ölçüde biraz daha böyle akademik bir şeye dönüştü. Yani Türkiye'deki gibi dedim, yani esasında tabii şöyle, bunu şey için söylemiyorum. Gerçekten de kadın hareketi bütün bu toplumsal hareketler içerisinde Türkiye'de en çok büyüyen hareket oldu. Ve bütün o farklılıklarını yaşatabilen, hani o farklılığı zenginleşmek ve büyümek yönünde kullanabilen bir hareket oldu. Ama tabii ki yine de yani böyle olmakla birlikte bu büyümenin nerelere doğru olduğu üzerine düşünmek gerekiyor. Ve bunun önemli bir kısmı şey oldu, yani biraz, yani bir kısmıyla biraz hani üniversitelere, biraz akademiye filan da sıkışan bir hali de oldu. Yani hani belli kesimler nezdinde biraz daha çok, yani en azından bir kısmı için daha doğrusu böyle söylenebilir. Kadın hareketini, feminist hareketi besleyen yer daha çok böyle bir yer oldu. Yani yine üniversiteler oldu, yine akademi oldu. Öğrenciler düzeyinde de hani daha işte şey, akademisyenler vesaire düzeyinde, yani hani entelektüel düzeyde de daha doğrusu daha çok bu alanlardan beslendi. Yani hani özneliklerine de filan bakarsak galiba biraz daha çok öyle olduğu görülüyor. Tabii bunun üzerine düşünmek lazım gerçekten. Hani ben büyük ölçüde yani bir aktivizm düzeyinde uzakta kaldım. Hani bu feminist gruplardan, onların çalışmalarından hep bir izleyici olarak, yani izlemeye devam ettim sadece. Ne tür faaliyetler yürüdüğünü vesaire. O yüzden de hani böyle çok şey bir nasıl desem, yani böyle açıkçası büyük laflar etmek istemiyorum. Yani bir tespit yapmak falan gibi böyle öyle tespitler yapmak istemiyorum. Biraz uzak kaldığım için de. Ama hani yani biraz da benim hani kişisel hikayemden dolayı da yani bir akademisyen, yani meslek sebebiyle üniversiteye girip bir akademisyen olarak devam ettiğim için meraklarım da daha çok aslında işte bu biraz feminizmin kendi içindeki tartışmaları, feminist politikanın da hani odaklandığı sorular, yönelimler, biraz belki hatta pratiklerimizi oradan okuma imkanım oldu filan. Yani hani kendi yaşadığım şeylere de öyle bir bilgilenme içinden filan baktım sonrasında. Ama biraz hani benim için öyle bir süreç oldu. Hani hala tabii şöyle, yani biraz daha esnek bir şekilde eklemlenebildiğim, temas edebildiğim, var olabildiğim, bulunabildiğim her yerde bu şeyi, bu teması, bu etkileşimi sürdürmeye çalıştım. Ama gerçekten de mesela hani söyleyebileceğim ondan sonraki süreçte şöyle bir şey yok. Hani şu işte şu kampanyanın örgütlenmesinde bulundum ya da hani şu grupta şunu yaptım filan gibi diyebileceğim şeyler yok. Ama çok uzun yıllar boyunca 8 Mart'lara da katıldım. Hani grupların tartışmalarını takip etmeye çalıştım filan. Ama hareketin çok çeperinde kaldığımı söyleyebilirim. Benim açımdan öyle bir süreç oldu. Düşünmeye devam ettim. Öyle diyebilirim. Çok zor bu ya. Evet. 3 kelimeyle anlatmak çok zor. Evet, birbirinden bağımsız herhalde, değil mi? Bir cümle kurmam gerekmiyor yani. 3 kelime, evet. Evet, özgürlük, kamusallık, kolektif. Yo, ben teşekkür ederim. Hem hani öyle bir alan açtığınız için hem de kolaylık dilerim çalışmanızda.